beni almadan nereye gidiyorsunuz be? Kız sen son zamanlarda gelmiyordun ki durağa. Hem öyle geç kalıyor zaten. Geldik işte gari, konuşmayın be. Ama böyle de alımdan dur işte. Kız kakılmış. Ne? Yokmuş be. Otobüste hep böyle dolu mu geçiyor diyeceydim. Kız sen sanki başka bir şey soracaktın da başka bir şey deyiverdin. Söyle ne diyeceksin? Yok vallahi be. Onu diyeceydim işte. Kız alınmadığını deme, bu nedir be? Söyle ne diyeceksin de? Kız delirtme insanı be. Derdini diyeceksin. Aman yok be. Hah, otobüs geldi, hadi koşuyoruz. Hadi. Merhabalar. Ooo hayatım, biz hanım. Hoş geldin, gel otur şöyle. Gel yavaş, gel otur. Hadi. Bana yalakalık yapma. Aa, nereden çıkartıyorsun yalakalı, öyle şey olur mu ya? İçimden gelenleri dilim aracılığıyla naklediyorum hayatım. Nereden geliyorum değil bakalım. Evden geliyorsun hayat. Bilemedim. Nereden geliyorsun peki? Bankadan. Ha, para çektin demek. İyi yaptın hayatım. Gel, dolaş, üstüne bir şeyler al. Ne, banka senin, dükkan senin, her şey senin. Para mara çekmedim salakçığım. Bankaya direktif verdim. Ne diye? Bundan böyle Şahit Bey benden izinsiz 5 kuruş para çekemez diye. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın bir tanım? Bak, ticarette her an para lazım oluyor. Ve biz burada ticaret yapıyoruz. Bana her para gerektiğinde ben seni nereden bulacağım hayatım? Benim para çekme hakkım olmalı. Tabii ya, yoksa dükkana gelen aşifteleri nasıl paraya boğarsın? Vallahi iftira atıyorsun ya. Ben böyle bir şey nasıl yaparım? Onlar benden 5 kuruş bile alamazlar. Ne, yardımcımın yüzü alırlar mı lan? İşte benim yüzüm, almazlar. Peki, sinek niye şekeri sever? Eğer sen şekeri bol bol dağıtmazsan, dişi sinek niye gelsin konsun dükkanın orasına burasına, en çok da deposuna? Bak şimdi hayatım, şurası da bir gerçektir ki, dişi sinek kanat sallamazsa erkek sinek de peşinden gitmez. Tamam kes, parayı kesiyorum. Bundan sonra benden izinsiz 5 kuruşluk ödeme yapmayacaksın. Mal aldığın zaman bana söyleyeceksin, ben ödeyeceğim. Bak ben de sana bir şey sorayım şimdi, bir şey. Mekere mekere dişi kel kör kirpinin kuyruğunu... Tamam kes, kes! Benim paramı el alemin şırpıntılarına yedir, ondan sonra da bana bir tanem bir tanem de, tamam! Gitme, gitme, bana bunu yapma, zaruret yapma! Öyle mi yapacağım ki göreceksin, bak sana neler edeceğim, hakkından geleceğim seni! Yok, zaruret! Ben ne halt edeceğim lan şimdi? Bu sefer baltayı da sen vurdun patron. Buna yak! Bunlar karı koca arasındaki mevzular. Sen girme araya, işine bak. Ay bir tane kendine oğlu ya. O ölmeye bana da ver. Öyle bir çocuk üstüne vereceksin. Yok, onun üstü böyle lazım diyorum. Ay artık dayanamayacağım, söyleyeceğim be. Ne söyleyeceğim? Zaten kıvırtıp duruyorsun, ne söyleyeceksin söyle. Ne duruyorsun? Ben var ya, itilmiş enişteyi gördüm. Ne var bunda, ilk defa mı kuruyor? Hem de yalnız değildi. Kim vardı yanında? Söyle be! Şey be, televizyondaki sarışın kadın vardı. İşte o kadın, bu işte, o masajcı kadın! Şey, ağız ağza vermiş konuşuyorlardı. Korkurdunmuş, şimdi bana inandın değil mi? Ben ne edeceğim, ben bu kadar elimden alacak benim herifim. Karşılığı gibi girdi aramıza. Sen mi onunla diyorsun, biyasını? Sen işe gitmeyeceksin mi bugün? Yok, Sevinç Hanım'da bugün yarım konuduk işim vardı. Hastayım diye bir şey daha uydurma, anlayışlı kadındım. Bu iş daha önemli. Hangi iş be? Aman kız, ben sana sonra anlatırım. Şu adresini öyle bir yazayım da dur. Dur şimdi. Ben ne yapayım? Gülme canım Hanlunur. Benim de dünden az bir işim kaldı, hemen bitireyim, ben de gelirim. Tamam, hadi görüşürüz.